Rusya 30 Eylül'de saldırılara başladığında resmen burası bir bataklığa dönüşmüştü. Aid Donat programının nasıl bir sefil bir hale dönüştüğünü biz Amerikan medyasından okuduk. Hiçbir şey başarılamadığını, less extremist gibi tuhaf, yani ne demek daha az aşırılıkçı tanımlamalarla dalga geçenleri Amerikan medyasından okuduk. Kendileri senato oturumlarında kendi dalgalarını geçtiler ve Rusya müdahale ettiğinde bütünüyle inisiyatifi ele aldı bir kere. Onu belirtmek gerekiyor. Amerika ne yapacağını bilemez. Kürtler üzerinden bir şeyler yapmaya çalışıyor ama Türkiye'ye takılır haldeydi. Ilımlı mılımlı dedikleri şeyleri üretemez haldeydi. Tam manasıyla bir bataklık hali vardı. Rusya önce diplomasiyi devreye soktu. Hatırlayacaksınız ilk önerisini. Türkiye bölge ülkelerini de işin içine katan, büyük güçleri de katan ve sahada aslında tek ordu Suriye ordusu. Çok açık yani, bunun hiçbir tartışması yok. Büyük şehirlerde nüfusun büyük olduğu merkezlerde Suriye ordusu var. Yani kuzeyini saymazsanız BDRS olur. Ya da batılıların, Suriye'nin yarısı IŞİD'in elinde. Yarısı dediğin çöl zaten. Kimse yaşamıyor oralarda. Yani orada yılanlar ve çıyanlar IŞİD bayrağı sallasa ne olacak? Asıl rejim kontrolünü Rusya'nın müdahalesiyle kentlerde arttırdı. Şimdi Rusya'nın taktiği benim gördüğüm kadarıyla şu. Ben IŞİD'i, ki Amerikalılar bile IŞİD'i da vurduğunu söylüyorlar ama daha çok muhalifleri vurduğundan şikayet ediyorlar. Amerikan argümanı bu. Rusları bu. Rusların argümanı ise şu. Kardeşim, sahada bir tek Suriye ordusu zaten IŞİD'e karşı doğru düzgün savaşabiliyor. Öbürü 3000, 5000 üstelik güvenilir değil. Nusracısı var, Ahrarcısı var, şucusu var, bucusu var. Burada ise içinde Dürzisi, Alevisi, Sünnisi, Suriye'nin her kesiminden insanların bulunduğu bir 4,5 yıldır yenilmeyen bir şekilde bir ordu var. Dolayısıyla karadaki tek güç o. Ben onun IŞİD'le savaşabilmesi için önce ona karşı savaşanları temizlemem gerekiyor. Ona karşı savaşanlar cihatçı gruplar diyor. Ortadan kaldırılacaklar ve bu sürece katılacaklar diye ikili bir şey sunuyor. Türkiye biraz böyle ihvancı grupları, hani masaya oturtma mücadelesi verirken bir şekilde bu Paris saldırılarının gelmesi, böyle Rusya, Fransa biraz daha yan yana gelmeleri işleri bozdu. İşleri bozunca arkasından uçak düşürme geldi. Uzun süre biliyorsunuz Erdoğan dahil olmak üzere, Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere Sünni Araplar var orada ama. Hani herkes Kürtleri soruyor, işte başkalarını söylüyor. O bir tek Sünni Arapların derdinde yani. Sonra şimdi Türkmenler üzerinden bir dert var. Yani sorarsanız bu tabii daha henüz tonu çok düşük açıklamaların. Türkiye'nin hava sahasını koruma hakkını tanıyoruz. Sağ ol yani. Egemen devlet Türkiye, tabii ki hava sahasını koruma hakkı. Tonun o kadar Türkiye'nin arkasında durabileceğine emin olamıyorum. Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı, işte petrolü alıyorlar da kullanıyorlar, kapsamlı bir şey. İzlediniz mi, dinlediniz mi ayrıntıya? Cumhuriyet'te okudum. Hakim misiniz? Başka yerde yoktu pek. Şey söyledi Ceyda, bir kere utanç duyuyorum ben. Hiçbir gazetede doğru dürüst çıkmadı bu haberler. Haberden çok yalanlaması var zaten. Yani inanılır gibi değil. Yani bunlar çünkü neticede çok önemli iddialar. IŞİD'i yok etmek. Bunu Başkan Obama sürekli söylüyor. Esad'ın, yani rejimi orada yıkmak bizim önceliğimiz falan değil. Ama Esad'ın başında durduğu bir formülede hayır diyorlar. Bizim birinci önceliğimiz IŞİD diyerek aslında Suriye'deki berbat politikalarını bir şekilde de örtüyorlar. Burada Türkiye büyük bir hevesle, işte Ceyda'nın da tarif ettiği gibi, işte hurra deyip bütün kim nedir ne değildir demeden Esad'ın karşısında kim duruyorsa destek vermeye başladı. Buna göre Türkiye'nin topçu bombardımanları eşliğinde kuzeyden bu Ahrar-ı Şam vesaire cihatçı gruplar dağıldılar ve bayağı Suriye ordusunu Laskiye bölgesine zorlamaya başladılar. O yüzden ondan sonra geldi. Ve Halep'te de aynı şekilde Suriye ordusu. Yani zorda kaldı Suriye ordusu. Onun üzerine Rusya yaz aylarında şeyi devreye soktu. 30 Eylül'de de direkt bombardımana başladı. Hatırlayın, bu yaz özellikle Türk medyasındaki bir takım yorumcular da yazdı. Ben bir tek kendimi ayırabiliyorum. Diğerlerini, yani görmediklerim vardır elbette ama bir de bunu yaparken, İran ve Rusya bunu koordine ederken bu müdahaleyi, öyle bir hava yarattılar ki diplomasi cephesinde Esad'ı terk edebilirlermiş gibi ve Türkiye'de bir sürü yorumcu bunun üstüne atladı, az kaldı. Tabii çünkü Cumhurbaşkanı atladı, işte artık Esad'ı bırakacaklar falan filan gibi, böyle herkesin dilinde bir sakız oldu. Ve adamlar asla bırakmadılar tabii, yani öyle bir şey yok. Problem Esad mı? Bence değil. Yani ben 2013 Eylül'ünde Şam'a da gittim. Benim izlenimimi sorarsanız Suriye'nin diğer bölgelerinde yaşayan insanlar için Esad bir şey ifade etmiyor. Esad sembol.